Öncelikle bizi kırmadığınız ve geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlk olarak şunu sormak istedik. Saat 10.30'da başladı toplantı. Evet. Ve 6'ya kadar sürdü. Çıkışta yaptığınız açıklamalarda dediniz ki yani olumsuz bir şeyler yaşanmadı. Ama anlaşıldığı kadarıyla ortam oldukça gerginlik. Bu doğru mu? Yani bir gerginlik var mıydı içeride? Yani bir gerginlik aslında yoktu ama daha çok raporda, yani daha doğrusu rapor yazılırken bilmemiz gereken bazı kriterler vardı. Onların yazılmasıyla ilgili bazı sorunlar yaşadık. Yaşamadık değil tabii ki. Çünkü biz orada mahkeme değiliz dediğim gibi. Biz onu suçlu bulup bulmama noktasında değiliz. Biz ancak neyi değerlendirebiliriz? İsnat ciddi midir, değil midir? Siyasi midir buraya gelmesi mi, değil midir? Biz onu değerlendirdik. Tabii bu değerlendirmeleri yaparken zaman zaman tabii ki bazı şeyler yaşandı ama günün sonunda raporumuzu yazdık ve oy birliğiyle bu karar çıktı. Ve yine bildiğiniz gibi genel kurul karar verecek. Yani biz değiliz aslında karar verici. Biz ancak raporu yazabiliriz. İlk etapta tanık biliyorsunuz dinleyemeyiz. Tanık dinleyemeyiz. Evrak üzerinden yalnızca bir evrak üzerinden biz bir değerlendirme yaptık. Onun için yaptığımız değerlendirme de belki de çok sağlıklı bir değerlendirme değil. Ve yine şunu da şeyi söylemek isterim, yani çok önemlidir bu. Bütün vekillerin dokunulmazlığını kaldırması gerekiyor. Bir kişi, iki kişi alıp da bunu başardık ya da bunu yaptık değil noktasında. Eğer bir şey varsa hepimiz aynı şeyin içine girmemiz gerekir. Varsa suçlu, herkesin tabii ki cezasını çekmesi gerekir. Onun için de toptan bu dokunulmazlıkların tamamen kaldırılması ve kürsü dokunulmazlığıyla kalması gerekir. Bu çok önemlidir. Peki dünkü grup toplantısı sonrasında şöyle bir iddia oluştu. UBP grubu hükümet uğruna eski genel başkanını kurban verdi şeklinde iddialar var. Bu iddialar üzerine neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında eski genel başkanını kurban vermedi. Biz neyi yaptık bugün? Zaten eski genel başkanımız diyor ki benim hiç hesap veremeyeceğim hiçbir işlem yoktur. Bunu da temizlemek için, biz sırf bunu temizlemek için mahkemeye gönderilmesine itiraz etmedik. Çünkü ben inanıyorum ki günün sonunda mahkemede zaten suçsuz bulunacaktır. Onun için bugün çok rahat dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oy birliğiyle bir karar çıkmıştır. Onun dışında yani herhangi bir aramızda, grupta da bir itiraf yoktur ama bunun kaldırılması gerekirdi. Çünkü bu temizlenmesi sonuçta halkın kafasında bir şey oluştu ve bunu temizlemenin ancak mahkeme yolunun açık olması gerekir. Zaten Sayın Özgür'ün birçok demecinde benim hesap vermeyeceğim, hiçbir şey yapmadım dedi. Bunun günün sonunda da bu çok rahat ortaya çıkacağına inanırım. Son olarak Sayın Özgür Gün'ün partiden istifa edeceğine dair iddialar var. Bu iddialara ilişkin bir duyumumuz var mı? Neler söylemek istersiniz? Şimdi onunla ilgili herhangi bir duyum almadığım için bununla ilgili herhangi bir de yorum yapamam biliyorsunuz. İlk defa sizden duyarım. Tabii ki istifa edecekse de kendi bileceği iş ama bu kadar değerli bir insan, bu kadar emek vermiş. Yani ben şahsen istemem çünkü biliyorsunuz başbakanlık, dışişleri, genel başkanlık yapmış bir insanın istifasını tabii ki istemem ama tabii son kararı verecek yine kendisidir. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.